Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Evet, hocam bu haftanın bence en çok üzerinde durularak konuşması gereken karşılaşması Adana Spor Bandırma Spor maçı oldu. Evet, evet. Yani çok ilginç kırılma anları vardı maç içerisinde. Bandırma Sporlu oyuncunun, forvet oyuncusunun çok erken dakikalarda garip bir şekilde kırmızı kart görmesi. Yani bence açık bir kırmızı kart, hiç şeysiz. Tabii. Durup dururken adama vuruyor. Bunu nasıl yapar? Yani bu amatör bir futbolcu bile yapmaz bunu. Yani bu Cidde'nin 13. daha 13. dakikadasın ya. Sen galip gelmek zorundasın. Rakibin canını dişine takmış bir takım. Ve bu karşılaşmanın 13. ihanet bu yani. Bütün takıma ihanet etti yani. Ha, ama bu arada da şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. 75. dakikada bu Mehmet Taş yani çok güzel bir gol attı ama gol öncesinde VAR hakeminin gel hoca bir bak şuna dediği pozisyon bana sorarsan fauldü hocam. Vallahi ben seninle aynı fikirde değilim. Yani ben orada hakemi takdir ettim. Mehmet Türkmen, Özcan Pehlivanoğlu'nun beğenmediği bir hakemdir. Özcan Hoca'nın programlarını ben takip ediyorum. Biraz onun sağ içi tavırlarından dolayı Özcan Hocam ona pek sıcak bakmıyor Mehmet Hoca'ya. Hocam ben o golü verirdim. Faul olabilir bak, bir şey demiyorum. Ya orada bir ikili mücadeleden sonra birkaç pozisyon değişmiş. Yani ben aslında offside kuralı içinde benim bir fikrim var. Yani offside 4-5 pozisyon evvel offside olmuş, oyun devam etmiş. Bana göre atan ve pası veren oyuncu offside olursa offside devreye girmeli. Yani 5-6 pozisyon evvel olmuş offside'i. O dediğine katılıyorum, aynen katılıyorum. Eğer yorum şuysa hakemin yorumu, ya o pozisyonun üstünden bir sürü zaman geçmiş, sen kaç dakika önceki pozisyonu bana söylüyorsun, golü iptal ettirtmeye çalışıyorsun dediyse ben hakeme alkışlarım eğer buysa yorumu. Ama bence fauldü. Bence onu dedi. Faul olabilir. Ben o tartışmaya girmem. Yani çünkü orada bir şöyle topu kaybedince rakibini bir sendeleme hareketi var. Ama oyunu devam ettirmişim. Ben oyunun ruhunda bu oyun devam etmeli bana göre. Ve oyun devam ettikten sonra da öyle 4-5 pozisyon sonrasına dönülmemeli. Yani bu hangi takımın aleyhine veya lehine olursa, yani Bandırma Spor'dan veya Adana Spor'dan bağımsız söylüyorum. Yani ben hakem olsaydım aynı Mehmet Hoca gibi davranırdım. Tabii müthiş bir gol attı Mehmet Taş, bir füze gönderdi. Ya hocam, yani bir bayram başkan öldü dirildi gene. Kemal Kılıç Hoca son dönemde göreve geldi ve takımı yani düşecek. Düşme ihtimali en kuvvetli takımdı bana göre Adana Spor. Çünkü öbür takımlar öbür takımlar kazandıktan sonra Adana Spor'un ligde kalma ihtimali ve imkanı yoktu. Tuzla Spor'un o direkten dönen toplarından bir tanesi gol olsa şimdi yoktu Adana Spor. Adana Spor yoktu. Düşünebilir. İki top direkten dönüyor. İki gol VAR'dan dönüyor. Senin attığın gol VAR'dan dönüyor. Gol de VAR'dan dönüyor. Hocam yani Adana'nın attığı gol de VAR'dan dönüyor. 3-4 dakika incelemesi oluyor. Bekleniyor ve kale içinden Tuzlalı bir oyuncunun çıkarttığı bir top var hocam. Tuzlalı oyuncunun kendi arkadaşının vurduğu topu kale içinden çıkarttı. Yani ona da şahit olduk. Demek ki Adana Spor'un ligde kalacağı varmış ki bir de 90+10'da kaleci Ferhat'ın öyle bir kurtarışı var ki yani Adana camiasının kalbi böyle adrenalin en yükseğe vurmuş, kalp atışları 200'e falan çıkmıştır diye düşünüyorum o pozisyona. Çünkü öbür maçlar bitmiş, oraya bağlanmıştık, orayı seyrediyordum ben. Yani Adana Spor bu maça sevinmeli ama bu yaşadığı sezondan dersler çıkartmalı. Yani Bayram Başkan bizim, yani Bayram Başkan da benim Eyüp Adana maçında bizim ortak bir arkadaşımız var, İsmail Dabanoğlu diye, Macaristan'da yaşıyor. Orada bir tanışma imkanımız olmuştu. Yani Bayram Başkan artık Bayram Başkan devam ediyordur herhalde. Bıraktığını zannetmiyorum ama bıraktıysa da yapacak bir şey yok. Yani devam ettiğini üzerine konuşuyorum. Yani artık Adana Spor'u bir Adana Demirspor seviyesine getirmeli hocam ya. Ya Adana Spor takımında da büyük potansiyel var. Hem taraftar olarak hem ortam olarak. Yani her sene aynı çile üzerinden taraftarı da bıktırırsın hocam. Ya taraftarın da artık yani mücadele edecek gücü kalmaz. İşte bu sezon
böyle bir kurtuluş hikayesi. Yani bu film olacak bir hikaye Adana Spor'un ligde kalması. Gerçekten yani bunun üzerine bir senaryo yapılabilir ve bu senaryodan da galip çıkan Adana takımı oldu. Bandırma takımı, tabii Bandırma Spor hocam çok inişli çıkışlı dönemler geçirdi. Sezon içerisinde yani teknik direktör değişiklikleri, sahalar, kendi sahasında kaybettiği maçlar, yani bunlar Bandırma takımının her sene sezon başı bir iddia ile girdiğini biliyoruz. Ama bu iddiasını sonunda böyle böyle ligden çıkmaya, Süper Lig'e çıkmaya getiremiyorlar. Ama Bandırma bence mücadeleden yılmamalı. Mücadeleye devam etmeli. Bandırma istiyor hocam. Taraftar istiyor. Camia istiyor. Yani Bandırma Spor camiası Süper Lig'i istiyor. Bu sene kaybetmiş olabilir. Bu seneyi böyle bir lig olarak böyle bir sileceksin ve önümüzdeki sene bu sene yaptığın hataları yapmayacaksın. En büyük hatan da doğru teknik direktörü sezon başında getireceksin. Teknik direktör takımı yapacaksın. Teknik direktör takımı yaparsan Bandırma'da hem taraftar potansiyeli hem elindeki bulunan kaliteli oyuncularla bu sene playoff'u şansını kaybetti ama önümüzdeki yıllarda değişen takım konjonktürüyle beraber yani yeni takımlar gelecek. Şimdi kim kalacak buradan? Ya Sakarya'dan, Bolu'dan, Kocaeli'den biri çıkacak. Yukarıdan gelen takımlar var, aşağıdan gelen takımlar var. Malatya Spor tekrar lige başlayacak önümüzdeki sene. Yani önümüzdeki sene de böyle değişik ve hareketli bir lig olacak. O açıdan Bandırma Spor'un o Bandırma'da yarattığı atmosferi böyle lig boyunca sürdürmeli ve Bandırma Spor'un önündeki lige daha sezon başından yaptığı doğru hamlelerle hazırlanmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani bakıyorum hocam, yani Twitter'da falan takip ediyorum Bandırma Spor sosyal medyasını. Yani taraftarlar bir heyecan içerisindeler. Başarı istiyorlar. Yani artık biz Süper Lig istiyoruz diyorlar. Onun için de bakıyorsun maçlarında yoğun bir kalabalık, yoğun bir tezahürat, taraftar var. Seyirciyle taraftarı hep ayırıyoruz ya. O açıdan Bandırma Spor bu sezonu unutup mutlaka iyi bir futbol aklıyla önümüzdeki sezona hazırlanmalı. Yani hocam şimdi tabii Güney Marmara dediğimiz yer bir havuz. Yani burası birbirlerinden etkileşen kültürleri, ekonomileri birbirine çok yakın bir bölge. İşte Çanakkale, Balıkesir, Bursa illeri. Ve bu illerin içerisinde bir ilçe takımı olmasına rağmen Bandırma Spor Süper Lig'e en yakın pozisyonda olan takım. Bravo. Bunu bir avantaja çevirebilirlerdi. Bu sene olmadı, inşallah gelecek sene yaparlar. Bu düşme bölgesi konusuna gelince de iki il takımı, iki şehir takımı Adana Spor ve Şanlıurfa Spor'un kalması, TFF 1. Lig'de kalmasını ben hani hayra alamet olarak nitelendiriyorum. Türk futbolu açısından Adana Spor dediğin gibi önümüzdeki sezon daha fazlasını yapmalı. Şanlıurfa Spor da bence, şimdi onu konuşalım, bugün Manisa FK'yı 2-0 yendiler. Zaman zaman taraftarlarını da endişelendirdiler ama neticede maçı kazanmasını bildiler. Tuzla Spor'un da istediğini alamamasıyla birlikte Şanlıurfa Spor bir anda yapabildi. Yani bu sezonu atlattı diyelim. İnşallah gelecek sezona daha iyi hazırlanırlar. Çünkü Urfa'nın da aslında bir potansiyeli var. Yani Urfa'da kendi bulunduğu bölgede, Güneydoğu Anadolu bölgesinde aslında hani bu ligler için değil, belki de Süper Lig için bile hani şeyi olabilecek, bir vizyonu olabilecek, yani bir hazırlık yaparsa, iyi çalışırsa o noktalara doğru gelebilecek potansiyeli olan bir şehrin takımı. Siz hani açtık konuyu, Şanlıurfa Manisa maçı ile ilgili 2-0 bitti. Paşa o yine yaptı paşalığını, kazandırdı takımı. Nasıl buldunuz Şanlıurfa Sporu ve Manisa'yı? Hocam bu arada da Göztepe'nin kupa töreni de devam ediyor. Göztepe takımını da kutlayalım. Federasyon başkanı Göztepe'ye kupayı vermeye gitmiş. Tercihini neden o yönde kullanmış? Onu bir tartışmak lazım. Çünkü TFF 1. Ligi 1. sırada bitiren Eyüp Spor oldu.
Acaba oraya gitmeli miydi? Zaten biz federasyon ne yapsa beğenmeyecektik. Bari arada onu da yapmışken onu da söyleyelim. Adamlar ne yapsa yaralamıyorlar. Ne olacak yani? Benim de söylediğim hiçbir zarar. Ne olacak? Göztepe'ye verse ne olacak? Eyüp'e verse ne olacak? Yani değişen bir şey yok da bir şey katalım dedik. Yani sallayacağız ya federasyona. Buradan ufak bir şey söyleyelim dedik. Yok, şey demiş. Yine diyecekler sarı kırmızıları tutuyor mu diyecekler yani. Ben gitmedim oraya. Bravo. Çok güzel söyledin. Gitmedi mi gene İBE ver. Ya bravo. Çok güzel söyledin. Zaten böyle bir şeyin, bir hikayen var senin. Değil mi? O hikayeye karşı bir hikayeyi yaz diyeceğim ama tabii yani çok da mühim bir şey değil. Bir espri katalım dedik programımıza. Tabii Şanlıurfa takımı hocam Marco 15 gol yapmış bu sezon. Ya Marco dediğin yaşında kaplumbağa kalmadı. Yani olacak iş değil abi. Adam yani yürüye 15 golü buluyor ya. Ve bugün tabii kurtuluş golünü kafayla o pozisyonu yakalarsan ben atarım dedi. Resim çektirdi. Golü gördüm ben. Yani resim çektirdi ve ardından da Barış'ın attığı bir gol var ki gerçekten seyredilmeye değer. Ve o attığı iki golle hocam hani bir ara seninle fikstür konuştuk hatırlıyorsun. Yani son 3-4 ay. İşte bak bugün Manisa. Ne oldu Manisa'nın 40 puanı var ve rahatlamıştı. Manisa 38 olsaydı bu maç ne olurdu hocam? Tabii canım. Ne olurdu? Allah bilir ne olurdu. Allah bilir ne olurdu yani. Ay, enteresan bir maç olurdu. İşte son haftaya yani bu puan hesaplarını işte şunu kazanır bunu kazanır hesaplarını maçın konumuna göre de yapmak lazım. Onu biz hep seninle söyledik. İşte maçın konumu Şanlıurfa için rahat bir konum oldu. Ve Şanlıurfa zaman zaman zorlandı. Yani maçı rahat kazandı demiyorum. Yanlış anlama. Ama ununu elemiş, eleğini asmış bir Manisa karşısında oynamak başka. Düşme mücadelesi için puanı ihtiyacı olan Manisa'ya karşı oynamak başka. Öyle mi hocam? Hocam benim aklıma başka bir şey daha takıldı. Şimdi bazen böyle bir muziplikler gelir ya benim aklıma. Bu Şanlıurfalı taraftarlar maçın önemini şey mi yaptılar? Böyle maçın 45. dakikasından sonra mı anladılar? Bir anda doldu orası. İlk 45 yok. Dakikada tribünler boştu. Şey varmış, problem varmış. Giriş turnikelerde problem varmış. Taraftar giremiyormuş galiba. Yani TRT spikeri öyle söyledi. Giriş turnikelerinde, maça giriş turnikelerinde problem olduğunu söyledi. Veyahut da kapıları mı açtılar artık? Yani ne yaptılarsa da iyi yapmışlar. Yok ne yaptılarsa da iyi yapmışlar. Orada değişik bir atmosfer oluştu. Onun da faydası Şanlıurfa'ya dokundu. Gördük ve hocam maçtan sonra gördüm resmen şampiyonluk turu attılar. Yani öyle gerçekten şampiyonluk turu attılar. O şeyden Tuzla'dan gelen haberi bekliyorlardı onlar. Televizyonun başında izlemeye başladılar. İşte şeyden. Herhalde o önlerinde şey mi açıktı? Önlerinde tablet mi açıktı? Ne açıktı? Tabii mutlaka tablet vardı. İşte oradan o haber gelince birden bir coşku seli kapladı. Tabii güzel yani Urfa'nın böyle değişik takımların Güneydoğu'dan, Karadeniz'den, Ege'den, Marmara'dan böyle taraftar olup şehir takımı olan bu lig tecrübelerini yaşamamış takımların gelmesi hoş. Yani insanın hocam, hoşuna gidiyor. O tableti Şanlıurfa Müzesi'ne bağışlasınlar. Orada kalsın Şanlıurfa Spor Müzesi'nde. O bak o tabletle birlikte oradaki yapılan turu da çekilen resimleri de mutlaka Şanlıurfa kulübüne asmalılar. Niye? Belki bugün yarın önümüzdeki yıllarda Şanlıurfa Spor Süper Lig'de çıkarsa bugün kurtuluş günüydü onun. Müthiş bir gün Şanlıurfa açısından. Gerçekten Eyüp Spor maçında kendi sahalarında farklı kaybedince müthiş bir ümitsizliğe düşmüşlerdi. Acaba ligden düşüyoruz diye. Fakat bugün işte alınan skorlar ve alınan galibiyet Şanlıurfa Spor'u ligde bıraktı. Bana sorarsan sevindim mi dersen sevindim açıkçası. Yani seviyorum bu tür kulüpleri. Yani bir hava getiriyorlar şeye bulundukları lige. Ve Şanlıurfa Spor bugün gerçekten çok önemli bir işi başardı ve önümüzdeki yıllar için belki de bir adım atmış oldu. Belki önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de çıkacak, sen ondan bahsettin. Öyle bir atmosferi potansiyeli olabilir ve Süper Lig'de çıkarsa kalıcı olabilir takımlardan biri bana göre. Çünkü o potansiyel gözüküyor. Gelsin böyle değişik takımlar,
değişik bölgelerden ki bir renk gelsin hocam. Yani Süper Lig'de de 7-8 tane İstanbul deplasmanı var. O, bu arada da Fenerbahçelilere bir üzüntülü bir haber vereyim. Geçmiş olsun. Ali Koç gene başkanlığına adaymış. Yani Fenerbahçe Saadettin Saran da Ali Koç lehine çekilmiş. Yani Saadettin Saran'ı da buradan eleştiriyorum. Yani insanın kendi bir şeyi olmaz mı yani? Bir planı programı olmaz mı? Ali Koç'tan sana ne? Nereden nereye girdik? Altyazı geçince söyledim. Yani Süper Lig'e de girdik ya, 7 İstanbul takımı var. Bakalım bu önümüzdeki dönemde Ali Koç hangi rakip takımların şampiyonluğunu yaşayacak? Peki hocam, tabii şimdi Ali Koç'u Süper Lig programında biraz daha geniş değerlendiririz ama ben programı kapatırken bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Tabii bir de düşen iki takım daha var. Yani Altay ve Giresunspor. Bu takımlardan Giresunspor uzun bir süre, yani bir sene Süper Lig, iki sezon Süper Lig yaptı. Sonra BFF birincilikte de epeydir varlığını bildiğimiz bir kulüp. Ama Süper Lig'den paraşütle düşer gibi bir alt lige düştü hemen. Yani bir sezon bile şey yapmadan. Hakeza Altay da öyle. Ya bu Süper Lig'den düşen takımların daha doğrusu iki türlü sormak lazım. Yukarı çıkan takım da zorlanıyor. Çünkü yatırım yapmak gerekiyor. Yani risk alman gerekiyor. Üst ligde tutunabilmek için kadronu revize etmen ve yatırım yaparak o lige uygun bir kadro kurman gerekiyor. Kısıtlı imkanlarla yapıyorsun bunu. Tutturabildin. Tutturamazsan işte paraşütle bir hemen ikilik aşağı düşüyorsun. Hani Altay için de aynı şey geçerli. Giresunspor için de aynı şey geçerli. Bu iki takımla ilgili de bir şeyler söylemek ister misin? Programın son bölümü. Tabii yani üzüntü verici. Altay çok sevdiğimiz bir camia. Özcan Pehlivanoğlu'dan dolayı da daha da sevme mecburiyeti hissediyoruz açıkçası. Yani ben Altay'ı Mustafa Denizlili dönemlerden beri seyrederim, bilirim. O dönemlerden bir sempatim vardır. Bugün düştüğü durum gerçekten üzücü. Giresun ona keza. Bunlar Süper Lig'e renk atan takımlar, renk atabilecek takımlar. Fakat şu çıkma inme durumlarını bir gözden geçirmek lazım hocam. Zorlaştırmak lazım. Yani yukarı çıkışı da zorlaştırmak lazım. Aşağı inişi de zorlaştırmak lazım. Bunu neden söylüyorum? Buradaki heyecanı devam ettirebilmem için belirli sıralarda kalan takımları böyle üst ligde alt ligde karşılaştırmak lazım. Çünkü yani bence TFF 1 ligden 3 takım çıkması bana göre fazla. Yukarı. Yani yukarıyı 18 yapıp 2 takım düşürüp yani 3. takımı da yani 2 takım yukarı çıkartıp 3. takımı da yukarının 16.sıyla mesela 16.sıyla buranın 3.sünü oynatıp yani öyle bir denge sağlamak lazım ve ayrıca bu takımların kalıcı olabilmesi için bunları maddi olarak çok iyi beslemesi lazım federasyonun. Hocam İngiltere'de Championship'ten Süper Lig'e çıkan takımın yani aldığı parayı ben şu anda hesap edemiyorum Türk parası olarak. Müthiş bir para alıyorlarmış. Onu geçen gün bir tartışmada dinledim. Yani aynı şeyi Türkiye'de de yaratmak zorundayız. Yani Süper Lig'e çıkan takımları yukarıda mücadele edebilmesi için ekonomik olarak mutlaka iyi bir seviyeye getirmek mecburiyetindeyiz. Ancak bunları böyle yaparsak oradaki yarışmanın sezon sonuna kadar devam etmesini sağlarız. İşte gördük Altay ile Giresun. Ya daha 10. hafta düşecekleri belli oldu. Yukarıda İstanbulspor devre bitti, düşeceği belli oldu. Yani oradaki hareketliliği hayata geçirebilmek için o sıralamalardaki düşme kalkmaları çok ince ayarlar yapıp ekonomik olarak da federasyonun bu tür çıkan ve düşen takımlara da katkıda bulunmaları gerekir diye düşünüyorum. Giresun'la da Altay ben oralarda kalıcı olacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü kalibreli şeyli taraftarı olan taraftarı da takımlarına meraklı camialar bunlar. Bir an önce dönerler diye temenni ediyor. Evet. Birisi Giresunspor bizim komşu takım sayılır. Tabii, o anlamda başarılı olmasını isteriz. Altay zaten Samsunspor'la ilişkiler her zaman iyi olmuştur. Büyük Altay deriz. Sever sayarız Altay'ı. Onların da bir an evvel her iki takımın da bu düştükleri durumdan kurtulmalarını temenni ediyoruz. Evet. Var mı hocam ilave edeceğim bir şeyler? Hocam müthiş bir TFF birincilik günü geçirdik. Gerçekten keyifle Sakarya
Kocaeli maçına odaklanarak, öbür maçlardan da haber alarak enteresan bir gün oldu ve playoff'a çıkan takımlar, onlara da önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Düşen takımlar için de dünyanın sonu değil, bir an önce toparlanın ve tekrar eski yerinize gelin diye düşünüyorum. Sakarya final oynayacak ve rakibini bekliyor. Rakibi kim olacak? Önümüzdeki günlerde belli olur. Bütün takımlara canı gönülden başarılar dilerim. Evet, biz de sevgili Özcan Purdi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hem Eyüpspor'a hem Göztepe'ye bir kez daha Süper Lig'e hoş geldiniz diyoruz. Küme düşen takımlara geçmiş olsun diyoruz. Playoff'a son anda kalamayan Bandırma Spor ve Gençler Birliği'ne de geçmiş olsun diyoruz. Evet. Playoff'a kalma başarısını gösteren takımlara playoff'ta başarılar diliyoruz. TV55'te önümüzdeki günlerde biz tabii playoff karşılaşmalarını ve playoff finalini Allah nasip ederse hem Özcan Purdi ile hem Özcan Pehlivanoğlu ile değerlendireceğiz. Ve Süper Lig'e çıkacak 3. takımın kim olacağını da buradan ilgiyle takip edeceğiz. Bakalım ne olacak. Tabii Özcan Pehlivanoğlu'nun bir deyişi var. Playoff'a kaldın mı Allah'a kaldın diye. Bakalım kim daha o süreci iyi yönetebilecek ve kendisini Süper Lig'e atacak. Hocam, kim iyi çalışır, kim doğru iş yaparsa Yaradan onun yanındadır. Evet, güzel söyledin. Evet. Bakalım kim daha doğru işler yapacak onu göreceğiz. Eyvallah. Bunu da temenniyle, böyle bir temenniyle bitirmiş olalım programımızı. Efendim, bugün ben çok nadir yaptığım bir şey yaptım. Ben Samsun Spor formasını bile giymem programlarda tarafsız kalmaya çalıştığımız için. Ama hem Özcan Purdi'ye olan sevgimiz, hem Eyüpspor'a olan sempatimiz ve Eyüpspor'un başarısını kutlama ihtiyacından dolayı bugün Eyüpspor forması giydik. Yarın başka takımların şampiyonluklarını da kutlamak dileğiyle hem Eyüpspor'a hem Göztepe'ye lige hoş geldiniz diyoruz. Ve önümüzdeki programda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.